Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz eğitim ve yaşama. Şimdi Işık Üniversitesi konuğumuz ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Sayın Sibel Avcı Tuval, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve yine Işık Üniversitesi Genel Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve İç Mimarlık Öğrencisi Emre Evet. Turan. Emre sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Emre'ye başın sağ olsun ve Allah sabır versin Çok diyorum. teşekkür Dün ederim. babasını kaybetti Emre. Yine de bizi kırmadın. Geldin. Çok, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi biraz Işık Üniversitesi'ni anlatalım tercih yapacak öğrencilerimize. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başlayalım hocam. Tabii ben önce kısaca aslında Buyurun. Işık Üniversitesi ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi'ni anlatayım. Çok kısa bir Işık Üniversitesi'ni anlatmak istiyorum. Çünkü Işık Üniversitesi Feyzi Mektepleri Vakfı'nın bir kuruluşu. 1996 yılında kuruldu. İlk mezunlarını 2000 yılında verdi. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007 yılında kuruldu Maslak Kampüsü'nde. 6 bölümümüz var şu anda. Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Moda Tekstil Tasarımı Bölümü, Sinema Televizyon Bölümü. Bu sene katılan aramıza bölümlerden bir tanesi. Eğitim diliniz nedir? Eğitim dilimiz Türkçedir. Türkçe. Ama isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfımız bulunmaktadır. Evet, biraz senden de dinleyebilir miyiz Emre? Öğrenci temsilcisi. Ben öğrenci temsilcisiyim, evet. Biraz daha böyle daha şeyden bahsedebiliriz açıkçası. Eğitim dilimiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türkçe. Fakat yani isteyen bir öğrenci gidip de Şile'deki kampüsümüzden, hazırlık okulundan istediği gibi İngilizce eğitimini alabilmekte. Ve ondan sonra Türkçe olarak bölüme devam etmekte. Yani lisansa geçmek gibi bir şey var, koşulu var. Oradan sonra eğitimine güzel bir şekilde devam edebiliyor. Yani bölümünü Türkçe olarak okuyabiliyor. Hocam geçtiğimiz günlerde özel yetenek sınavını yaptığınızı evet, duyduk. Evet, ilk yetenek sınavımızı Nasıl yaptık oldu, Mayıs katılım? Ayında. Çok büyük bir oranda katılım vardı. Bu sene neredeyse rekor düzeyde. Peki bu yeni takvim ne zaman? Sınav takvimi nasıl? Şimdi kontenjanlarımızın aslında büyük bölümü doldurduk diyebilirim. Ama 20 Temmuz'da hedefimiz var. Yerleştirme sınavı sonuçlarından sonra 20 Temmuz'da tekrar ikinci bir yetenek sınavı yapmayı planlıyoruz. Açık kalan kontenjanlarımız için. Bakalım onun için de hazırlanıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Hangi puan türünde yerleştirme olacak? Şimdi Işık Üniversitesi'ndeki bizim Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki bölümlerimizin her bölüm özel yetenek sınavıyla almıyor. Özel yetenek sınavıyla alan bölümler Görsel Sanatlar Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü özel yetenek sınavıyla alıyor. Yerleştirme sınavıyla da Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü alıyor MF4 puan türünden. Görsel İletişim Tasarım Bölümü TM4 puan türünden. Sinema ve Televizyon Bölümü de TS1 puan türünden öğrenci alacak. Peki yani vakıf üniversitelerde öğrencilerin en merak ettiği şey tabii ki burs. Evet. Ve hani diyelim ki bursu aldı, bursun kesilme şartları Yok, var hayır, mı? Hayır. Yok, Işık Üniversitesi. Işık Üniversitesi'ne girdikten sonra ilk girişte alınan burslar bütün öğretim döneminde 4+1 yıl boyunca devam ediyor. Ne şartlarda veriyorsunuz burs? %100, %50 ve %25 girişte burslarımız var. Ayrıca öğrencinin başarısına göre ücretli öğrenciler arasında ve kısmi burslu öğrenciler arasında bir dönem sonrasında başarı puanına göre verdiğimiz başarı burslarımız da var. Bunlar da %100, %75 ve %50 olarak değişiyorlar. Peki kesilmiyor. Aynı zamanda ki o kesilmiyor. Bir de aynı zamanda başarılı öğrencilerimize çalışma bursuyla da ayrıca destek olmaya çalışıyoruz. Peki biraz öğrenci profilini dinleyelim Emre senden. Fakültedeki öğrenci profili. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar evet. Fakültesi öğrenci evet. profili. Yani bilirsiniz Güzel Sanatlar Fakültesi. Hani biraz daha aktif bir kampüs hayatı, biraz daha renkli bir öğrenci profili mevcut. Aynı zamanda biliyorsunuz benim pozisyonumu da biz de bunu zaten yaratmaya çalışıyoruz fakültemizde. Çok güzel bir dayanışma var, çok güzel bir öğrenci profili var. Arkadaşlıklar açısından çok güzel bir kaynaşma, ders çalışma açısından çok güzel. Yani hiçbir arkadaşın seni gelip de hadi gel şuraya gidelim, buraya gidelim gibi şeyler yapmaktansa fakültemizdeki o yuva sıcaklığı, o ev sıcaklığı hocalarımızla birlikte hadi gel derse kalalım, çalışalım. Yani bu tarz bir öğrenci profilimiz var bizim. Ve bunu bu konuda çok mutluyuz. Hocalarımız da mutlu. Bunları bize de söylüyorlar. Tebrik mesajları alıyoruz. Yani güzel Peki, bir öğrenci profili var. Öğrenci kulüpleriniz var mı? Tabii öğrenci Genel kulüplerimiz şundan bahsedeyim.
Türkiye'de sanırım biz bayağı bir aktif bir okuluz sosyal açıdan. Çünkü çok fazla öğrencisi olan bir üniversite değiliz biz. Yani Işık Üniversitesi biliyorsunuzdur Feyzi Emek Bekleri evet. Vakfı'nın üniversitesi adında söylediğimiz gibi. 3000 küsür 4000 civarında lisans öğrencisi hı hı. var. Buna bağlı olarak 42 tane aktif kulübümüz var bizim. Ve yani oranlamaya vurduğunuz zaman neredeyse her 2-3 öğrenciden biri kulüpte aktif. Her kulüpte aktif. Hı hı. Yani ben de mesela Atatürk Düşünce Kulübü'nde aktifim. Aynı zamanda Mimarlık, İç Mimarlık Kulübü'nde aktifim, kurucuyum. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Birçok yere gidiyoruz. Sosyal sorumluluk projesinde geçen sene Türkiye birinciliğimiz var. Vesaire vesaire. Bu kadar köklü bir kurumunda mutlaka bir mezunlar derneği var değil tabii, mi? Tabii tabii. Bir çalışmalarınız tabii var ki. Mezunlarınız için. Yani Feyziyeliler Işıklılar Derneğimiz var. Işık Üniversitesi Mezunlar Derneğimiz var. Tabii. Ve aynı zamanda kariyer ofisiyle iletişim halinde olan sürekli bir gelişme gösteren programları da devam ettiriyoruz. Çünkü üniversitemizin mezunları bizim gururumuz. Yeni öğrencilerimize örnek oluyorlar. Tabii ki bu bizim üniversitemizi çok daha üst seviyelere taşıyor. Peki görsel iletişim tasarımında da bir takım ödüller tabii. aldınız galiba değil evet. mi? Ben evet. küçük bir araştırma yapınca. Evet. Neler bunlar? Ben bunları okumak istiyorum çünkü biraz şey olabilir. Yalnızca görsel iletişim tasarımında değil, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerimizin de aldığı ödüller var. 2011 yılında Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda Enes Büyük Topbaş, Hande Özgeldi Görsel İletişim Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü ödülü aldı. Tekrar Avrupa yolunda Genç İletişimler Yarışması'nda birinciliğimiz var 2011 yılında. Üniversiteler Arası Reklam Yarışması, 14. Üniversiteler Arası Reklam Yarışması'nda dördüncülüğümüz var depo ajansı olarak. Birinci Uluslararası Öğrenci Ekstribüsleri Yarışması'nda birinciliğimiz var yine görsel iletişim tasarımı olarak. Yine 33. FİSE Uluslararası Ekstribüsleri Yarışması'nda mansiyonumuz var. Kuzey Kıbrıs'ın hazırladığı Uluslararası Ekstribüsleri Yarışması'nda mansiyonlarımız var. Yine görsel iletişim tasarımı bölümü. Ve bunu devam ettirmek istiyorum tekrar. Genç Beyin Fırtınası'nda yarışmasında üçüncülük ödülümüz var. Yine Hacer Çiçek Görsel İletişim Tasarım Bölümü. Daha sayayım isterseniz. Biraz uzayacak ama. Yani ben şeyi, artık ben, saymadıklarınızı ben şeyi söyleyeyim. Evet. En çok gurur duyduğum mezun evet. olan bir arkadaşım. Kadir Kılıç Moda ve Tekstil evet, evet. mezunu. Görsel İletişim Tasarım dediğiniz için. Çünkü ben evet. aslında diğer bütün öğrencilerimizi okumak isterim. Çünkü çok bu şekilde bölüm olarak ayırmak açıkçası bana da biraz evet. zor geliyor. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı süremizi göz önüne bulundurarak. Evet, evet. Yani, mezunlarımızın da hala başarıları devam etmekte. Öğrencilerimiz birinci, ikinci, üçüncü sınıfta da devam etmekte bu başarılara. Bunlar bizim için tabii ki çok onur verici ve gurur verici çalışmalar. Peki görsel iletişim ve tasarımı bölümünde hangi koşullarda öğrenci yetiştiriyor? Ve bu öğrenciler mezun olduktan sonra bu öğrencilerin iş olanakları, iş imkanları nelerdir? Nerelerde çalışıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi görsel iletişim tasarımı şöyle. İletişim stratejilerini tam olarak benimseyip anlayan ve bu konudaki tüm problemleri çözebilen öğrencileri yetiştirmektir. Tabii ki analitik yeteneği yüksek, analiz yeteneği yüksek. Ve bunları yeni çözümlerle birlikte geliştirebilecek öğrenci profili bizim hmm. hedefimiz. Ve bölümde teknolojinin genel gelişimine bağlı olarak uygun PC ve Mac laboratuvarlarımızla birlikte destekleniyor. Baskı resim, tasarım atölyelerimiz, animasyon atölyelerimiz, fotoğraf stüdyolarımız aslında hepsi var. Aslında çağın ve geleceğin mesleği. Kesinlikle öyle. Ve bu mezunlar tanıtım ajanslarında, reklam sektöründe, prodüksiyon şirketlerinde, basın yayın kuruluşlarında, özel firmaların reklam ofislerinde pek çok sektörde mutlaka çalışabiliyorlar. Aynı zamanda da serbest tasarımcı olarak işlerinde aslında devam çok geniş ediyor. Bir alandan çok bahsettiniz. Çok geniş, evet. Aslında geniş. Geleceğin mesleklerinden evet. bir tanesi ve sürekli de gelişebileceğini düşünüyoruz. Peki mezun olunca sizin de onları takip ettiğiniz mezunlar kulübünüz var dediniz evet. az önce. Var, evet. Kaç yıllık bir kurumdu sizin kurum? 127 yıllık bir geleneğin evet. yaptığı 16 yıllık bir üniversite. Biz bu Işık ailesiyiz aslında. Evet. Yani herkes birbirine destek çıkıyor. Herkes birbirine yardım ediyor mezun olduktan sonra. Üniversitemiz 16 yıllık bir üniversite. Evet. Peki biraz da yurt dışı imkanlarından bahsetmek tabii. istiyorum üniversitenizin. Sen mi söylemek istersin bir öğrenci olarak yoksa ben... Size sağladığınız yani ben de söylemeyeyim. Ne yapıyorsunuz? Var Erasmus, mı? Tabii ki var. Erasmus anlaşmalı olduğumuz şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi için bahsediyorum. Ben Fransa'da iki üniversite, Almanya'da bir üniversite. Şu anda imza aşamasında Amerika ve İngiltere'de üniversitelerle anlaşmalarımız var. Erasmus koşullarını karşılayan öğrencilerimizi bir yıl ya da bir dönem boyunca yurt dışında
eğitim almalarına imkan sağlıyoruz. Oradan gelen öğrencilerimiz de vardı geçen sene. Bir şekilde eğitime devam ediyoruz. Peki kampüste böyle yurt olanağı falan var mı ki kalan yurt dışından, şehir dışından gelen? Şehir dışından gelen tabii ki de. Şehir yani, içinde kalan öğrencilerimizin bile kampüsteki yurtları tabii tercih ettiğini biliyoruz. Yani mesela şöyle bir şey, şöyle bir örnek vereyim ben size. Benim bir tane arkadaşım var, şehir içerisinde oturuyor. Hı-hı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyor. Maslak kampüsünde ama bizim biliyorsunuz ana kampüsümüz Şile'de. Şile, evet. Yani deniz kenarında, orası da çok güzel bir kampüstür zaten. Oradaki yurtlarımızda mesela kalıyor bazı arkadaşlarım benim. Oradan gidip geliyorlar. Yani hani Şile kampüsü uzak deniyor şehre ama aslında uzak değil. Yani iki kampüs arasında bizim 50 dakikalık mesafemiz var. Hı-hı. Yani trafik yok bir kere zaten. Karşıda Anadolu yakasında oturan bir öğrenci için Şile kampüsüne gitmek çok daha rahat. Yani karşıdan gelmektense Maslak kampüsüne. Yurdu o yüzden oradan da tercih ediyorlar ve zaten oradaki kampüs yaşantısını beğendikleri için ve istedikleri için orada orayı tercih eden arkadaşlarımız da var. Yani yurt imkanlarımız Şile kampüsünde çok güzel ki zaten 5 yıldızlı otel gibi her dakika temizliği vesairesi her şey yapılmakta yani. Hocam güzel sanatlar fakülteleri genelde özel yetenek sınavıyla öğrenci, evet, alıyorlar. Şimdi öğrencilerimiz diyelim ki sizin üniversiteye ya da herhangi bir güzel sanatlar fakültesine girmek istiyorlar ve özel yetenek. Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Bir kere aslında özel yetenek sınavına hazırlanabilmek için kendi çizim imkanlarını kullanmaları ve çeşitli kurslarla bunu takviye etmeleri uygun olacaktır. Ama her şeyden önce bu fakültede okumak istiyorlarsa burada seçmek istedikleri bölümleri gerçekten seviyor olmaları birinci tercihtir. Eğitimle birlikte bu çizim yeteneği kesinlikle geliştirilebilir. Yetenek tabii ki çok önemlidir ama geliştirilebilir. Bu yüzden sürekli çalışmalarını önereceğim özel yetenek sınavıyla katılmak isteyen öğrencilere. Bildiğim kadarıyla sadece özel yetenek sınavına hazırlayan kurslar var değil mi? Evet, öğrencilere. Evet, var, var. Aslında belki böyle bir destek alınabilir. Biraz önce bahsettiğim ekstra destek oydu. Sizin okulunuzda var mı böyle bir? Hayır. Yok, hazır. Hayır. Yok, yani. Peki, şimdi biliyorsunuz adaylarımız böyle öğrencilerimiz tercih yapacaklar. Evet. Heyecanlı bir süreç. Onlar çok heyecanlılar. Evet, sonuçlar açıklandı, açıklanacak. Evet, evet. Sen de bu süreçlerden geçtin ve tabii, hazırlandın. Tabii. Bir yere yerleştin. Ne dersin şimdiki adaylarımıza, nasıl bir mesaj vermek istersin? Yani heyecan yapmayın diyeceğim ama heyecan yapmama gibi bir lüksleri yok. Herkes heyecan yapıyor. Ellerinden geldiği kadar kafalarını boşaltsınlar son günlerde, yani sınava girmeden önce. Evet. Rahat bıraksınlar kendilerini. Zaten son birkaç günde zaten hani çok bir bilgi fazlalığı yaratamıyor öğrenciler kendi kafasında. Şunu söylemek isterim, kesinlikle hayatı boyunca yapmak istedikleri meslekleri göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını söylemek istiyorum ben, yani seçim yapacak arkadaşlarıma. Mesela ben iç mimarlık bölümü öğrencisiyim ve ben bunu küçüklüğümden beri istiyorum ve bunun zorluğunu çekmeme sebebim de şu an fakültemde okuma. Küçük kaç yaşından beri istiyorsun? Benim kızım da çünkü mimar olmak. Şöyle söyleyeyim ben size, ben küçükken legoları döker, legolarla hep evler mevler bir şeyler yapardım. Annem, teyzem bunları yani yıkmaya, kırmaya üşenirdi, üzülürdü, saklarlardı. Yani o zamandan beri, tabii o zamandan beri var olan bir şey. İçlerinde bütün hayatı boyunca yapabilecekleri meslekleri seçmeleri benim onlara bir önerim, bir tercihim diyeyim ben onlara yani. Başarılar diliyorum bütün arkadaşlarıma, yani girecekler. Çok az bir süre kaldı. Biz de onlara elimizden geldiğince artık her gün 14-15'te kurumlarımızı, seçecekleri kurumları tanıtmaya devam edeceğiz tabii ki buradan. Ben de aynı şekilde gerçekten sevdikleri işi yapmalarını önereceğim. Evet. Severek seçsinler. Ama kendi fakültemizde tek diploma, çift diploma, yan dal sertifika programlarıyla seçtikleri mesleğin dışında yan dalları da yaparak kendi kariyerlerini genişletme imkanını da bulacaklardır. Kesinlikle. Bu aslında biraz böyle acaba es geçilen bir konu mu? Ne dersiniz Türkiye'de? Yan dal, çift dal? Hiç es geçildiğini zannetmiyorum. Öyle çünkü mi? Bizim fakültemizde ve üniversitemizde bu gerçekten sürekli kullanılan bir şey. Bir öğrenci iç mimarlıktan mezun olurken aynı şekilde endüstri ürünleri tasarımında da sertifika programını tamamlayabiliyor. Hı-hı. Ya da ikinci ana dal olarak iki diplomayı birden alma şansına sahip olabiliyor. Ve aynı zamanda bölümler arasında transfer de yapabiliyor. Yani iç mimar olarak girmiş bir öğrenci isterse görsel iletişim tasarım bölümüne de geçebiliyor. Çünkü bunlar gerçekten çok esnek eğitim
anlayışı demektir ve öğrenci merkezli eğitime de iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Birinci sınıfta, çünkü yani bunun nedeni aslında birinci sınıfta bizim ortak dersler almamız, yani temel sanat eğitimi almamız. Tasarım eğitimi almamız. Yani biz orada eğitiliyoruz. Ondan sonra asıl bölüm dersine geçerken de isteyen öğrenci başka bölüme transfer olabiliyor. Peki yüksek lisans doktora imkanları? Tabii ki. Fakültemizde Maslak Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Resim Yüksek Lisans Programı, Sanat Kuramı Eleştiri Yüksek Lisans Programı, şu anda YÖK aşamasında olan Grafik Sanatta Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı bulunmakta. Aynı zamanda Sanat Bilimi Doktora Programımız bulunmaktadır. Hı hı. Çok kısa fakültelerin sayacak olursak öğrencilerimize, hı hı, kısaca alayım. Üniversitemizin fakültelerini. Evet, lütfen. Tabii. Işık Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yıl eğitim verecek olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bulunmaktadır. Evet. Peki yine konaklamayı sordum. Ulaşım peki nasıl sağlanıyor Şile Kampüsü'ne? Şile Kampüsü'yle Maslak Kampüsü'nde zaten sürekli servis olanağı var ve çeşitli merkezlerden de Kadıköy'den ve Taksim gibi merkezlerden. Özellikle siz de annesiniz, biliyorsunuz. Onlar anneler çok hani çocuğumuzu gönderecekken merak ederiz ya, acaba kampüsün içinde mi yurtlar var mı? İşte nasıl gidip gelecek çocuğum diye çok düşünüyorum. Şile Kampüsü'nün içinde yurtlarımız tabii ki mevcut ama dediğim gibi hem şehir merkezlerinden hem de kampüsler arasında servis olanağı sürekli var. Ama Maslak Kampüsü'nün şehir merkezinde olmasının bir avantajı var. Hem metroya çok yakın ve metrobüs aktarmasıyla çok çeşitli yerlere ulaşmak mümkün. Yani tabii metro ile Taksim'e 20 dakikada gidiyoruz. Ama İstanbul artık biliyorsunuz ülke gibi bir şehir olduğu için Şile ile Maslak arasının çok uzun olduğunu artık kesinlikle düşünmüyorum. Ama 20 dakikalık 20 kilometre yolu 3 saatte gidiyor, gidebiliyoruz, öyle bir durumda var. Evet, tabii yani karşıdan. Ama ben çok kısa bir şey söyleyebilirim. Maslak ve Şile arası araç ile 50 dakika sürmektedir. Evet. Yani ki bu araç dediğimiz bizim üniversite şatıllarımızla. Evet, yani normal bir araçla gittiğiniz zaman bunu 40 dakika, yarım saate bile iniyor. Evet, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Evet. Ben de aynı şekilde. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Yarın aynı saatte biz ekranlarınızda olacağız ama bundan böyle hafta içi 14-15'te bizi izlemeye devam edeceksiniz. Size kurumlarımızı tanıtacağız. Evet sevgili yapım ortağım Ece Karaboncuk'la birlikte hazırladık ve ekranlarınıza getirdik. Aynı saatte görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.